Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, hep sizinle oya videoları paylaşıyordum. Bu sefer de böyle bitirdiklerimden e, elimde kalan birkaç tanesi sahibine teslim edilmemiş olanlardan birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. E, Oyalarım çok güzel. hepsini yapılış videoları kanalımda var, bakabilirsiniz. Yazmalar da aynı şekilde çok güzeldi. Şimdi hepsini teker teker açıp göstereceğim. Bu en üstteki. Tülbentin markası Reyyan. Göründü zaten. Ben rengine bayıldım. Çok güzel bir yeşili var. Böyle çok koyu petrol yeşil. Çok güzel bir yeşili var. E, ve ucunda böyle boncuk kullandık biz. Kum boncuk. E, kullananlar belki biliyorlardır. Bu oyada genellikle inci kullanıyorlar ama inci kullandıkça biraz rengini kaybediyor, dışının parlak katmanı soyuluyor, böyle küçük plastik boncuklar gibi görünüyor. Benim bunu kullanacak olan arkadaşım da birer tane boncuğu yeterli gördü. Instagram'da paylaştığımda üçer boncukla daha iyi olabilirdi şeklinde yorum gelmişti. Kullanacak olan arkadaşımız zevkine göre, biz bunu bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim tekrar. Çok güzel oldu, ben çok beğendim. İnşallah ilk fırsatta kendime de aynı tülbentten, aynısından yapmak istiyorum. Tülbentimi açıp göstereyim. Videosunda da açıp göstermiştim ama bir de şimdi de göstermek istiyorum. Tülbent şahane. Böyle ortasında sadece bir deseni var. Şöyle biraz kameramı çevireyim. Markası Reyyan yeni sezon. Bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Bütün Reyyan satan e, tuhafiyelerde. E, bu oyadan siz yapmak isterseniz eğer hemen... E, Video numarasını da size söylemek istiyorum. Ee, YouTube'da arama kısmına Oya Hanım 912 yazdığınız zaman kırmızıyla yapmıştım ben videoda. Ee, bunun bunun kırmızıyla yapılmış videosunu görebilirsiniz. Siz de istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Hemen bu yazmamı şöyle arkaya alacağım. Ee, kendim için yaptığım bir e, yazmam vardı. Bunun da gene videosu çok izlendi. Ee, hemen ilk yüklediğim günlerde 1000 binden fazla pardon 50.000'den fazla tıklandı. Tülbenti açarak önce tülbenti göstermek istiyorum. Tülbent çok güzel. Şöyle göstereyim. Oya da çok güzel. Çok kendime yaptım dedim ya arkadaşlar. ben daha çok çıtı pıtı örnekleri seviyorum. Böyle çıtı pıtı küçük çiçekler. Daha bana göre büyük çiçekleri dörmeyi seviyorum ama kullanırken küçük çiçekleri daha çok tercih ediyorum. E, i̇kişer zincir çekerek tığ battı yaptım kenarına. Az önceki tülbent için de aynısı geçerli. Onda da iki zincir çekerek tığ battı yapmıştım. Bu tülbentin markası da Cenk'ti. İnternetten sipariş ettiğim ürünlerdi. E, geçtiğimiz günlerde tuhafiyede tekrar sordum arkadaşlar. 12,5 lira diyorlar bu Cenk yeni sezonlara. E, ben bunu 8,5 liraya almıştım internetten tavsiye ediyorum. Neden internetten sipariş ettiğimi de böylece açıklamış olayım. Hem tüm desenleri birden görme şansım oluyor hem de daha fiyatlar daha uygun öyle söyleyeyim size. Oyam çok güzel. İnşallah güzel günlerde bana da bunu kullanmak nasip olur. Size henüz kullanmadım. Bitti aslında ama bir hafta falan oluyor bitireli ama henüz kullanmadım. Size gösterdikten sonra inşallah bugünden sonra kullanırım. Bu da çok güzel bir tülbentti. Hemen devam edelim. Bu Adıyaman'dan bir e, hanımefendinin siparişiydi. E, ben tülbenti yaptım ama henüz ona teslim etmek mümkün olmadı. Tülbenti bir açıp göstermek istiyorum. Deseni çok güzel. Markası Yakut Polyester ama deseni harika. Şöyle kenarının deseni asıl. Ortası biraz böyle boş gibi. Kenarları çok güzel. Bunun da gene kenarını ikişer zincir çekerek tığ battı yaptım. Sonra bu şekilde merdivenini yaptım. İçinde de sarı renk hakim olduğu için çiçeklerde sadece sarı renkle gittik kenarını. Çok güzel oldu. Ben bayıldım. Polyester tülbent ama hiç delinmedi. Şöyle göstereyim yakından. battı da hiç delinmedi. Fark ediyor musunuz bilemiyorum. E, ile ilgili bilgi almak isterseniz Tığ battı videolarım vardı. Köşenin de nasıl tığlandığını hepsini teker teker göstermiştim. Ee, bu oyanın da arkadaşlar yapılış videosuna ulaşmak isterseniz eğer YouTube'da ee, oyanım 847 yazarak buna, bu oyanın videosunu bulabilirsiniz. Çok güzel bir örnek oluyor. Çok kullanışlı. İlk yapıp hem ters hem de düz yönden düşük bir sıcaklıkta ütülerseniz eğer daha sonrasında kullanırken hiçbir sorun çıkarmıyor. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Tülbent de çok güzel. Tülbentin markası Yakut. Tekrar söylemek istiyorum. Hemen bunu da kaldıracağım. E, ama sanıyorum şu tülbentin e, şu oyanın numarasını söylemedim sanki arkadaşlar. Bu benim kendi M yaptığım oyandı. 918 numaralı video. Oya Hanım 918 pardon. Oya Hanım 918 yazarsanız YouTube'un arama kısmına e, bu oyanın yapılışına ulaşabilirsiniz. E, altta bir tane daha var. Şu tülbentin mor olanı. Hemen açıp göstermek istiyorum mor ama çok güzel bir mor. Bundan iki tane almıştım. Bu elimdeki ikincisi. Ortası biraz daha sade. Kenarları daha çiçekli. Şöyle göstereceğim. Bunun da markası Yakut arkadaşlar. Polyester bir tülbent. İkişer zincir çekerek tığ battı yaptım kenarına. Tığ battısını da göstereceğim. Şöyle arkasını boş göstersem. Neredeyse hiç delinmedi. Çok güzel tığlandı bu da. Polyester olmasına rağmen hiç delmeden ben tığlayabildim. Başardım yani tığlamayı. Siz de nasıl tığladığımı merak ediyorsanız dediğim gibi tığ battı videoma bakabilirsiniz. E, bu oyada köşeler çok soruluyordu. Köşeyi göstereyim arkadaşlar. Köşede biraz daha sık yapıyoruz örümcekleri. E, normalde bir tane tığ battıya bir örümcek yaparak gidiyor bu örnek ama... E, burada köşeyi dönerken her tığ, battığı, her tığ battığın içinde iki tane örümcek yaptım. Böylelikle köşeyi dönerken çekmedi. Yoksa köşesi çekebilir. Öyle söyleyeyim. Numarasını da söyleyelim hemen. Bu da Boya Hanım 877 yaparak, boy, 877 yazarak bu ayağın da yapılış videosuna ulaşabilirsiniz YouTube'da. bu da gene çok izlenen, çok beğenilen bir video olmuştu. Yazmalarımdan hepsinin numarasını söyledik zaten. Şöyle göstermek istiyorum. Bir de yazmalar böyle kendini daha güzel gösteriyor. Sanki şöyle yapacağım. Şu yeşil olanı da göstermek istiyorum. Bu yeşilin yeşil sahibini bekliyor. Çok güzel oldu. Yazma çok güzel. Kenarındaki oya da aynı şekilde. Çok muhteşem oldu. Lütfen altına maşallah yazarsanız çok sevinirim. Çünkü çok rahatsızım ve yaklaşık 3 haftadan beri hiçbir iyileşme yok. Hastalığımda ilaçlarım bitti. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu sesim düzelmedi gitti. Kendi tülbentimi göstereyim. Kendi tülbentim de çok güzel. Tam benim tarzım çiçeği çok harikaydı gerçekten bayılmıştım ben bunu seçerken seçerken biraz da şuna dikkat ediyorum açıkçası tülbentlerimi seçerken arkadaşlar e, genellikle çiçeklerde oya yapmaya müsait oyasını güzel gösterecek renklerde çiçekleri olmasına dikkat ediyorum e, bunun da nedeni işte kenarına içinde pek çok renk var e, böyle bir nar çiçeği kırmızı var sarı ve mor var tam e, oyalamak için uygun renkler çiçek yapmak için uygun renkler. Ben buna dikkat ediyorum. Genellikle açık renk zeminde tülbentler tercih ediyordum ama nedense bu sefer üst üste böyle koyu renk zemini olan tülbentler rast geldi. Bu tülbente de bayıldım. Bunun inşallah aynısından kendime de yapmak istiyorum. Aynı tülbente, aynı renk, aynı oyayı yapmak istiyorum. Allah nasip ederse. E, kokulu tülbentler. Reyyan'ı daha önce kullanmışsınızdır muhakkak. Reyyan'ı kullananlar bilirler. Herhangi bir şekilde kenarında bir delinme olmadığı, Çok güzel tığlandı. Hatta bunun kenarını Şöyle birazcık uzaktan göstereyim. E, bence doğru tarafı şu tarafı diye düşün diye söylerim her zaman kenarını kıvırırken, tığlarken. Ama bu sefer herkesin talep ettiği şekilde diğer tarafını yaptım. Biraz tersime geldi açıkçası. Onu itiraf etmek istiyorum. Bir, bir tuhaf tuhaf geldi ama elimi. Bunu da bu şekilde yaptım. Böyle istenmişti çünkü. Çok güzel oldu hepsi. Çok güzel. Eğer dediğim gibi siz de yapmak isterseniz video numaralarını tekrar söylemek istiyorum. Bu Reyhan boncuklu olan e, Oya Hanım 912 yazarak ulaşabileceğiniz e, videosuna ulaşabileceğiniz bir örnek. Tülbenti de çok güzeldi. Her zaman söylediğim gibi. Bu benim kendim için yaptığım küçük çiçekli modelim. Eğer küçük çiçekli tülbentlerden hoşlanıyorsanız ya da küçük çiçekli oyaları seviyorsanız e, Oya Hanım 918 yazarak bu oyanın videosuna ulaşabilirsiniz. E, şu oyamla devam etmek istiyorum göstermeye. E, bu merdiven oyası internette çok fazla popüler. Benim de çok severek yaptığım bir oya. Çok seviliyor. Kullan, kullanış olarak da çok güzel. Bir kere ütülediğinizde bir daha sorun yaşamadan kullanabileceğiniz güzel bir oya. E, bunun için de oya 847 yazarak videoya ulaşabilirsiniz. E, bazılarının videolarını da farklı renkle yapmıştım arkadaşlar. Onu hatırlatmak istiyorum. En son bir tane kaldı altta. Onu da göstereceğim. E, bu oyam da arkadaşlar örümcek üzerine gidiyor. Çok güzel bir oya. Kenarında ben tülbentin içerisinde pembe çiçekler yoğunluktaydı. Kenarını pembe kirpikle yaptım. Bu kirpiklerde e, diyelim ki 10 tane kirpiğini pembe, 10 tanesini de sarı, değişik renklerle de yapılıp bilinir. E, çok güzel oluyor. Güzel kullanışlı bir örnek oluyor. Çok güzel ütü tutuyor. Ütüye gelir deriz ya arkadaşlar. Ütüye gelen bir örnek. Buradaki örümcekler bir kere ütülendiğinde bir daha hiçbir şey olmuyor. E, benim annem Kulakları çınlasın buradan çeyizme yapmıştı bu türlerden hala ben o ilk ütüden sonra neredeyse hiç ütülemeden kullandıklarım oldu içlerinde ben çok memnun kaldım size de önerdiğim bir örnek oldu böyle bohçamızı dökmüş olduk size hepsi çok güzel. Hepsinin sahipleri başka bir bir tanesi benim. Şimdiden sahipleri güzel günlerde kullansın. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yaparsınız. Hepsinin video numarasını söyledim. Yaparsınız. Güzel günlerde kullanır. Kullanırken de inşallah beni hatırlarsınız. Şimdiden herkese kolay gelsin.